Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yapısı ve tarihçesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Tüzel kişiliği yoktur ancak üye devletler pek çok konuda ortak bir politika geliştirilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdir. Evet arkadaşlar, çünkü zaten Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletlerin ee, ortak fikri pek çok konuda birlikte hareket etmektir aslında. Dolayısıyla doğru. 2005'te Türkmenistan ayrılarak gözlemci hale geldi. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Gürcistan Birliği sonradan katılsa da 2008'deki Güney Osetya krizi sonrasında Rusya ile savaşınca birlikten çekilmiştir. Evet arkadaşlar ortaya çıkan savaş neticesinde Gürcistan birlikten sonradan katılmasına da rağmen ayrılacak. Dolayısıyla 3 öncülümüz de doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. SSCB'nin dağılması sonucunda NATO'nun genişlemesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir. 1999'dan itibaren uygulamaya koyulan Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde NATO eski Doğu Bloğu ülkelerini üyeliğe kabul etmeye başladı. Doğru arkadaşlar çünkü Barış İçin Ortaklık düşüncesi ortaya çıkacak ve zaten SSCB'de dağıldığı için eski Doğu Bloğun'dan olan ülkeleri de NATO'ya kabul etmeye başlayacaklar. 1999'da Çek Cumhuriyeti Macaristan ve Polonya NATO üyesi olacak. Doğru. 2004'te Bulgaristan, Romanya, Letonya, Estonya, Litvanya, Slovenya ve Slovakya. 2009'da ise Hırvatistan ve Arnavutluk NATO üyesi olacak arkadaşlar. Bu da doğru. Ukrayna ve Gürcistan'ın birliğe dahil edilmesi ile NATO Kafkasya'da hakim olan en önemli askeri güç oldu. Hayır. Çünkü Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu hatalı Olur ee, Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye Makedonya ise Yunanistan tarafından veto edilmektedir. E, bu da doğru arkadaşlar bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminin sona erme sürecinde Doğu Avrupa'da yaşananlarla ilgili doğru bir bilgi değildir? 1989'da Çekoslovakya'da yaşanan Kadife Devrim sonrasında Komünist Parti iktidarı devrilerek demokrasiye geçildi ve çözülmeler başlamış oldu arkadaşlar doğru. Macaristan'daki demokratikleşme hareketleri Varşova Paktı ordusunun Budapeşte işgaliyle bastırıldı. Arkadaşlar bu Soğuk Savaş Dönemini e, sona erdiren süreçlerden biri değil. Soğuk Savaş'ın başlangıcında gerçekleşmiş bir durumdur. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. 1993'te işte Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğru arkadaşlar. Polonya çok partili demokrasiye geçişi Lech Walesa önderliğinde gerçekleştirdi. Doğru. Romanya'da demokratikleşmeye direnen devlet başkanı Ceauşescu eşiyle birlikte idam edildi. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü demokratikleşme çok yayılmaya başlamıştı zaten bu süreçte artık Soğuk Savaş döneminin sonlarına doğru. Böyle bir durumla karşı karşıya kalında, kalındığında da iyi idam söz konusu olmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1990'lı yıllarda Yugoslavya'da yaşananlarla ilgili olarak doğru bir bilgi değildir? 1990'da Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan parçalanma süreci Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında iç savaşa yol açtı. Doğru arkadaşlar. 1992-95 yılları arasında Bosna Savaşı ile 98-99 yılları arasında Kosova Savaşı yaşandı. Bu da doğru. Bosna Savaşı 1995'te imzalanan Dayton Anlaşması ile sona erdi. Doğru bir bilgi. Yugoslavya'nın parçalanması SSCB'yi oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilan etmesini hızlandırmıştır. Hayır arkadaşlar Yugoslavya'nın parçalanması ayrı bir olay. SSCB'yi oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilan etmesi ayrı bir olay. Yani Yugoslavya'nın parçalanması SSCB'yi oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlığını hızlandıracak bir olay değildir. Dolayısıyla değişiklik hatalı olur. Yugoslavya'nın parçalanması sonucunda Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. Bu da doğru arkadaşlar dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu ödevin aşağıdaki devletlerden hangisi işlenirken sınıfta sunulması daha doğru olur? Film Halime'nin yolu 2012'de Arsen Anton Ostajik tarafından çekildi. Dizi Mavi Kelebekler 2011'de TRT tarafından çekildi. Roman Sevda Linka 1999'da Ayşe Kulin tarafından yazıldı. Yukarıda Beren'in Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için hazırladığı performans ödevinin bir bölümüne yer verilmiştir. Arkadaşlar burada daha çok Yugoslavya'nın ile birlikte ortaya çıkan devletler bu devletler içerisinde meydana gelen iç karışıklıklar, milliyetçilik hareketleri gibi sorunlarla alakalı film, dizi ve romanlara yer verilmiş. Dolayısıyla elbette doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bosna Savaşı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Bosna Savaşı 92'den 95'e kadar devam etmiş olan ve sivillerin de katledildiği üzücü bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Bakalım. Batılı ülkeler Avrupa'nın ortasında yaşanan Boşnak katliamına karşı uzun süre sessiz kalmışlardır ne yazık ki arkadaşlar. Doğru. NATO müdahalesi ancak Srebrenitsa'da binlerce sivilin Sırplar tarafından katledilişinin dünya kamuoyunda öğrenilmesinden sonra gerçekleşmiştir. Evet NATO kamuoyundaki bu tepkilerle birlikte müdahaleye girecek arkadaşlar. Dayton anlaşmasıyla Bosna-Hersek'in bağımsızlığı tanınacak. Doğru bir bilgi. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıda kısa bir biyografisine yer verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Talas'ın Kirov ilçesine bağlı Şeker köyünde bir memur ailesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Rus ve Kırgız okullarında tamamlamıştır. 1953'te Kırgız Devlet Ziraat Enstitüsü Veterinerlik Fakültesini bitirmiştir. Üniversite öğrencisi olduğu yıllardan itibaren Kırgız ve Rus dillerinde eserler yazmıştır. Gazeteci Duyoydo yayınlanan ilk hikayesi olmuştur. 1958'de yayınladığı Yüz Yüze ve Cemile adlı hikayeleri onu büyük yazar olarak dünyaya tanıtmıştır. Fransızca'ya da çevrilen eser dünya edebiyatının en iyi aşk hikayelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen kişi aslında çok iyi bildiğiniz bir filmin de daha doğrusu aslında romanın film haline getirilmiş hali. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da yazarı olan Cengiz Aytmatov'dur. Cengiz Aytmatov gerçekten de çok güzel romanlar yazmaktadır. Burada bahsedilen eserleri Yüzde ve Cemile ile birlikte büyük bir yazar olarak dünyada tanınmasına da vesile olmuştur arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız bu yüzden Cengiz Aytmatov olacaktır. 1. Körfez Savaşı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde herhangi bir hata yok. Ancak E seçeneğinde verilen savaş sırasında Bakü-Ceyhan petrol boru hattının kapatılması Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemiştir diyor ya. Burada kapatılan boru hattı Bakü-Ceyhan değil, Kerkük-Yumurtalık boru hattı olacak. Dolayısıyla E seçeneği hatalı olacak. Dediğimiz gibi diğer seçeneklerde herhangi bir problem yok. Bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. İkinci Körfez Savaşı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. ABD ve İngiltere Irak'ın küresel teröre destek verdiği elinde kitle imha silahları bulundurduğu gibi iddiaları gerekçe göstererek Irak'a saldıracak arkadaşlar ve böylece İkinci Körfez Savaşı yaşanacak. Doğru. Irak'ta 2005'te yapılan seçimlerde evet Celal Talabani Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Bu da doğru arkadaşlar. Ve Irak'ın eski devlet başkanı olan Saddam Hüseyin de 2006 yılında idam edilecek. Zaten Saddam Hüseyin'in ismini duymuşsunuzdur diye düşünüyorum yakın tarihlerde olduğundan dolayı. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Soğuk savaş sonrası Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? TİKA Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı doğru arkadaşlar işbirliği ve kalkınma amacıyla TİKA kurulacak. Türk soy, Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi. Zaten baş harfleri birleştirdiğimizde Türk soy çıkıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Yine Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuş olan e, sanatla alakalı bir e, kuruluştur. Keyi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı da yine Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuş, oluşturulmuş olan bir kuruluştur diyoruz. Bu da doğru. Dolayısıyla üç öncül de doğru olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 1992'de İstanbul'da kurulan ve üyeleri Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan'dan oluşan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu devletler görüyorsunuz ki Karadeniz havzasında bulunan devletler zaten ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan kuruluş olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatından bahsediyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki özelliklerin aşağıdaki devletlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla 1918'de Mehmet Emin Resulzade liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. 1920-1991 arasında SSCB hakimiyeti altında kaldı. Ebul Fez Elçi Bey liderliğinde 1991'de bağımsız oldu. 93'te çıkan bir ayaklanma sonrasında daha Haydar Aliyev iktidara geldi. Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Şah Deniz projeleriyle petrol ve doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa ulaştırmaktadır. Bahtiyar Vahapzade, Mehmet Emin Resulzade ve Şehriyar uluslararası alanda tanınan önemli şair ve yazarlarındandır. Arkadaşlar tabii ki çok da yakından bildiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz burada. Öncelikle Mehmet Emin Resulzade liderliğinde bağımsızlıklarını kazansalar da sonraki süreçte ne yazık ki bir süre SSCB hakimiyetinde kalacaklar. Ancak yeniden bağımsızlıklarını kazanarak e, şu anda da hala varlıklarını sürdüren bir devlet olan Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki aşık olacaktır.